Osman abi TV'den herkese selamlar, sevgiler, güzel kardeşler. Yine bugün günlerden salı sanırım. Evet, biraz iyileştim. Giderken bıraktığım Ekinodorus, evet, o canlanamamış. Ama Alternanteralar acayip yani uzamışlar. Kırmızı bitki biliyorsunuz bunlar. Akvaryumda bile bakması zorken burada aldı başını gitti maşallah. Bu akvaryum da tabii kendinden geçmiş. Yosun yiyicilerimiz yaşıyorlar, görüyorum. Vatozları gördüm. Evet, vatozlar yaşıyor. Burada tek dikkatimi çeken şey oldu. Bir dakika, bantuzlu çöpçüler nerede? Sahileri gördüm. Evet. Tek dikkatimi çeken şu oldu. Yadigar yavruyu gitmeden buraya koymuştum, beta yavrusunu. O yok. Ortalıkta o yok kardeşler. Vallahi evet, o kötü oldu biraz. Ama acayip bir şey almış akvaryum. Hali almış. Hemen düzeltmemiz gerekiyor. Evet, vantuzlu çöpçüler de duruyor. Ama yadigar yavru yok. Beta yavrusu yok. Ne yazık ki. Hemen ben yavaş yavaş toparlamaya başlayacağım. Ben de canlanmaya başladım yani, şükürler olsun. Şu reaktörden başlayabiliriz. Evet. Sizinle birlikte artık işte böyle benim gibi tatile gidenler falan geri döndüğünde bütün değerleri çökmüş olan bir akvaryum nasıl toparlanır görmüş olacaklar. Şimdi şöyle bir şey. Evet. Valla ben de sizinle bakıyorum, valla baya bir akvaryumda değişiklikler var. Ben de tanıyamadım yani, hiç bıraktığım gibi değil. Beta yavrumuz yok, muhtemelen öldü ve sayeler, vatozlar falan yediler. Yapacak bir şey yok yani, yoksa çoktan çıkardı ortaya. Hakikaten göremiyorum yani. Vay be, o da gitti. Vatozlar büyümüş. Yani pardon, çok pardon. Vatoz büyümüş yani. Sayelerde de bayağı bir büyüklük var. Kripto kornivantilerde büyüklük var. Şimdi şöyle bir şey. Arkadaşlar, bu reaktörümüzde bir sorun var abi. Onu hemen düzelteceğim. Hemen geri döneceğim kardeşler. Kusura bakmayın. Ağzım burnum hala akıyor. Kötü durumdayım yani. Ama yine de son durumlara devam ediyoruz. Başladık. Şimdilik hoşça kalın. Geri döneceğim. Evet sevgili dostlar, reaktörü düzelttim. Ondan sonra eksilen suyu ilave ettim. Yarın artık normal makro element gübreleriyle başlayacağız bakalım. Ama tabii dediğim gibi beta yavrumuz kayıp. Muhtemelen bu canavarlar yok etti onu. Yani enteresan ya, çok enteresan. Yani ilginç. Bakalım bu yosunlanmayı falan, yokluğumuzda oluşan bu dengesizliği nasıl gidereceğiz? Ben de merakla bekleyeceğim. Hep birlikte göreceğiz bakalım ne olacak. Ama yine de beklediğimden daha iyi çıktı yani, hani o kadar kötü değil durum. Valla beta yavrularımız da gelişmeler var. İlginç, çok ilginç. Ama yadigar yavru gitti, vallahi gitti. Yok yani, kayıp. Hala bir haber alınamıyor ondan. Bu akvaryumun ışığını söndürdüm, muhtemelen bunu annem kapamamış. Ben gittiğimden beri hep açık kalmış. Yani ve o yüzden de bayağı bir yosun oluşmuş. Hani hatta şöyle bakın. Saç sakal yosunu işte, saç yosunu mudur nedir? Yani istesen üretemezsin bunu. Ama istenmedik yerde çıkar. Yani akvaryumların istenmeyen tüy gibi yani, hani hakikaten. Bunları da yavaş yavaş böyle bir şekilde tırpanlayacağım buradan yani, yapacak bir şey yok. Buraya atıyorum. Acayip. Yani acayip. Acayip had safhada çıkmış.
Ya buradaki platiler falan gayet iyi. Karidesler iyi. Tek sorun bu yosunlanma. Bu yosunlanmayı da elimizle giderebildiğimiz kadar gidereceğiz. Zaten yani ele avuca geliyorlar yani. Bak bakar mısınız ya? Aman Allah'ım korkunç. Şeyden korkuyorum. Arasına karidesler maridesler takılacak falan diye korkuyorum. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Vallahi çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Yani istesen yapamazsın böyle bir şeyi. Ama olmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arasına balık malık takılır diye çok korkuyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Bunu alacağım buradan. Balık, karides falan varsa bile artık yani salyangoz muhakkak ki vardır. Artık buraya aktarmış oldum. Hayırlı uğurlu olsun. İşte dediğim gibi bayağı bir toparlamam gerekiyor etrafı. Siz de takdir edersiniz ki. Evet buradaki çınar mınar falan hepsi berbat olmuş ya. İşte tek korkum dediğim gibi şu karideslerdi. Yok abi söküyorum kusura bakmayın. Bir an önce şu tarafa alayım pirelerin olduğu yere. Onlar da yoksa baş edilecek gibi değil abi. Yoksa hakikaten baş edilecek gibi değil. Aldım işte. Artık burada belli olur yani. Bir şekilde arada yavru mavru kaldıysa çıkarlar. Yani çıkamayan da yok ya zannetmiyorum yoktu yani. Çektiğimde yoktu. Bu akvaryumu da böyle yavaş yavaş toparlayacağız kardeşler. Durum bu şu anda. Pet odasında. Buraya da su ilave edeceğim. Yani su ilave edeceğim. Bir de bakalım şöyle bir. Vallahi yeni yavrular falan var. Her şey gayet iyi. Her şey gayet iyi gözüküyor. Buradan dediğim gibi satışlarım var. Şöyle yapacağım kardeşler. 8 lira gelip alabilen kardeşlerime 8 lira erişkinler. Yani amaç para kazanmak değil ama işte bizim de bir döngümüz olsun diye. Yani 10 lira demiyorum hani öğrenci kardeşlerimiz var işte meraklılar var 8 lira. Yani yetişkin olanlar 8 lira kardeşler. Gelip alabilen olacak olursa 8 liraya vereceğim. O kırma yavrular da güzel ya kötü değil. Kırmaları da görüyorum. Gayet güzeller yani. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Şimdi hatta şöyle yapacağım. Şu Japonları da göstereyim. Evet dün can çekişiyordu bir tanesi. Evet o hakkın rahmetine kavuşmuş. Bir şey yapamadık. Vay be. 5 Japon'dan bir tane kaldı. Yani yapacak bir şey yok. Japonumuzu alıyoruz. Evet abi ölmüş. Ne yazık ki. İşte seyahat böyle iyi yanları da var, kötü yanları da var. Şimdi ben sizinle çıkacağım da üstüme bir şey giymeden çıkmak istemiyorum. Allah Allah. Bir saniye. Üstüme bir şey giymeden çıkmak istemiyorum. Hemen geliyorum kardeşler. Evet kardeşler, hava bayağı esiyor. Şimdi burada dün göstermiştim bir Arap bir şey ölmüş. Arap bir kuş. Hadi bismillah içeriye bakalım. İçeride ne var ne yok. İçeride şöyle suluğumuz çalışıyor tabi ama suluğumuz çalışıyor da bir saniye ben şu ölüyü alayım. Artık o kurtlanmıştır bile belki. Ölüyü alıyorum abi. Bir saniye. Çok affedersiniz. Evet, yine toprak kısma gönderdik. Şimdi giderken evet bu vardı, o vardı. Bir iki eldiven de taktık hani ne olur ne olmaz diye. Çünkü kaç gündür ölü bilmiyoruz. Sarı çakal orada. Burada. Allah Allah, bu kadar az mıydı ya kuş? Durun çocuklar, sakin. Evet tip burada. Siyah baska var, mavi var. Tamam, bir siyah içeride.
Aslında bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Siyah baskı. Tabii ki. Bir bakayım. Hatta bir de sizin de şeye bakalım ya. Aa evet. Diyorum evet mi? Abi inanamıyorum ya. Yemin yarısını bile bitirememişler. Ve ben şöyle yapacağım. Yarına kadar yağışlı diyor hava. Kim ölmüş ya? Onu da görmem lazım. Bir tane daha ölü var. Suluk çalışıyor ama tabii üstüne bir şey yapmadık diye çok kirli. Bir tane ölü de şurada var bakın. Şurada bir ölü var. Ben de sizinle bakıyorum. Yani iki tane kuş ölmüş. Şimdi bir dakika. O hangisi? Abi oluyor oluyor. Kuşçulukta böyle şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Tatil yem. Aa burada bir yumurta var. İki tane yumurta var hatta. Vay 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 vay. Kimin yumurtası acaba onu öğrenmemiz lazım. Ha bu şey. Lan kuş mu kalktı? Affedersiniz. Evet, tip yavru. Ne yazık ki. O da toprak alanı. Evet kardeşler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 burada. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane kuş. Evet. Şimdi yemliği alayım mı diyorum. Almayayım mı? Şey yumurtaları çok merak ettim kimin ya. Ben de sizinle birlikte gördüm. Şimdi yumurtalar kimin acaba? Yumurtalar kimi? Onu öğrenmemiz lazım kardeşler ya. Ya da yatıyorlar mı? Ha evet o kırma kuşummuş yakaladığımız. Yatıyor da yani. Yatıyor da yatıyor da. Tamam ya olsun yatsın. Bizde yaşama son verme diye bir şey yok. Yani doğal sebeplerden olmadıkça. Şu anda öyle bir şeyimiz yok. Tamam kuşlarımız iyi. İki tane kaybımız var. Yapacak bir şey yok. Kardeşler. Geri de döndük. Vallahi yemin var ya. Yani yarısını bile bitirememişler ya. Yarısını bile yani. Düşünebiliyor musunuz? Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım. Ben diyordum yeter mi yetmez mi diye. Evet yiyorlar. Biraz zor uzanıyorlar ama yiyorlar yemi. Tabii yiyorlar, yiyorlar. Gayet de güzel yiyorlar. Benim bir an önce şu dolapçılara eş yapmam lazım ya. Evet, kuşların artık şey yapalım kardeşler. Yemliği alalım ya. Bence yemliği alalım abi. Yemliği alalım. Yemi yine eski usul verelim. Çünkü uçuracağız falan artık. Yarın burada veririz. Yani bugün alayım ben yemliği. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Böyle sizinle birlikte baktık. Görüşmek üzere. Evet kardeşler, pet odasında son durum şu anda böyle. Vallahi kuşları da gösterdik. Ufak tefek kayıplarımız var. İki tane yumurta var. İki kayıp var kuşlarda. Onun dışında her şey normal. Vallahi durum bu şu anda. Yavaş yavaş her şeyi hali vakti yerine koyacağız artık hep birlikte. Şimdilik görüşmek üzere kardeşler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.